Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam 17.05.2006 neydi? Çarşamba günü. Çarşamba akşamı ve yine Hatay semtinde Süleyman Beyler bize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi sohbet mevzuu aldı peygamber Adem Aleyhisselam bölümü bahsiydi. Bir miktar yol aldık. Bu sahada şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerin az yukarısına çıkalım ki dün akşamki sohbette bağlantımız tazelenmiş olsun. İblisin Cenab-ı Hakk'ın karşısına geçip de sümme leatiyennehüm min beyne eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve la tecidu ekseruhum şakirin diye bir söz var sadık ağzım. Ne alem? Hicr suresi miydi bu? Daha evvel sureyi belirttik de. Araf suresi mi? Neyse 17. ayet. Sonra muhakkak ki onların önlerinden, arkalarından, sağ taraflarından ve sol taraflarından geleceğim. Ve onların ekserisini şükür ediciler bulamayacaksın, bulmayacaksın demişti. Yani dört yönden de onlara saldıracağım. Ancak unuttuğu iki yön daha vardı. Çünkü cihet, altı cihet oldu ondan. Sadece dördünü saydı, ikisinden haberi olmadı. Onlar da alt, üst, onlar da üst ve alttır. Altı cihet, ön, arka, sağ, sol, alt ve üst. Ama şeytan, iblis bu iki ciheti unuttu. Veya farkında değil bu iki cihetin. Kendisi maddi olmadığı için. İnsanların sağ ve sollarında kiramen katibin, yani sağda solda kiramen katibin, ikram edilen şerefli melekler, arkalarında ve önlerinde hafaza, muhafaza edici, koruyucu melekler vardır. Evvela bunlar kişiyi korurlar o iblisin söylediği sözlere karşı. Yalnız bunlar korurlar, nasıl korurlar? Kişi bunlarla ilgi üretebilmişse, ilgilenebilmişse, yani rahmani yönde hayatını sürdürüyorsa, onlarla iletişim batıni manada kendi farkında olmaz, yaptığı ibadetlerden onlarla iletişim kurmuşsa evvela onlar korurlar zaten. Kişi hakkın emrine uyarak hayatını o istikamette sürdürürse bu melekler ona batınen yardımcı olur. Onu bu dört istikametten gelebilecek vehmi ve hayali iblisin oluşturduğu kurgulardan korur. İnsana gelen ilahi zati rahmet ise iblisin unuttuğu üst ve alttan, yani semadan ve arzdandır. Semadan gelen afaki, arzdan gelen ise enfüsi rızıklar. Yani bilgilerdir, ruhani rızıklar, rahmani bilgilerdir. Cenab-ı Hak bu hakikati Maide suresi 5-66 ayetinde açık olarak bildirmiştir. Sezüller, Bismillahirrahmanirrahim. La ekülü min fevkihim ve min tahti erzülihim. Sadaka isim, yani elbette hem üstlerinden hem de ayakları altından yiyeceklerdi. Yani onlara üstten ve alttan rızık veririz diye Cenab-ı Hak özellikle bu iki yönü belirtmekte. Şimdi gelelim iblisin önden gelerek bozgunculuk yapması nasıl oluyor? Görsel olmakta, yani önden göz, ön gözde olduğu için göze hitap etmekte, görsel olmakta, görüntü ile meşgul etmekte, görüntülerle meşgul etmekte, hayal ve vehme yönlendirerek hayali ve vehmi görüntülerin peşinde koşturmasıdır. Kişi buna hiçbir zaman ulaşamaz. Yani peşinde koşar bir ömür boyu. Hayalin zaten kendine ait bir varlığı olmadığından yok hükmündedir ama vehim onu var olarak gösterir. Kişi onun peşinde koşar koşar ömür boyu ona ulaşamaz. İşte önden gelmesi böyle. Arkadan gelerek bozgunculuk yapması, o kişiye zan, o kişiyi zan ve şüpheye düşürerek vesveseye zemin hazırlayarak kişiyi huzursuz hale getirmesidir. Yani
gece kalkar koridorun mesela arkasını, vay çıt oldu, vay şurada bu mu var, vay pıt oldu, orada şu mu var, bu mu var. Bir arkadaş vardı bizim Tekirdağ'ında, ya diyor bizim hanım öyle diyor, bir şey oldu, vesvese oldu, sanki diyor hep ermişlerle karşılaşıyor. Gecenin sıcaklığında diyor, perdenin korunuşu şey yapıyor, genleşiyor, çıt 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 diyor, sıcaklıktan ya soğukluktan çıtlamaya başlıyor. Ah diyor, orada bir şey var, vay burada bir şey var, sokaktan biri geçiyor diyor, vay diyor, işte bu iblisin arkadan gelerek vehmini arttırması, hayalini arttırması. Sağdan gelerek bozgunculuk yapması, sureta dıştan yani haktan gözükerek kişinin yapmış olduğu ibadet ve fiillerini kendine güzel göstererek gururlanmasını temin ederek ibadetlerinin kabulünün şüpheye düşürmesine sebep olmasıdır. O sen ne güzel ibadet ettin gibi yani rahmani gözükerek böyle onu şüpheye düşürmesidir. Soldan gelerek bozgunculuk yapması ise solcu ve maddi ateist fikirleri, türlü hileli akıl oyunları ve mesnetsiz mantık kurgularını gerçek ve en geçerli kurallar olarak kabule zorlamasıdır. Anlaşılıyor mu? Yani mantıklarla hak olmayan fikirleri hakmış gibi göstermesidir. Soldan gelmesi. Bütün bunlardan kurtulmanın yolu yukarıdan yani semadan gelen Kur'an'a, vahye, ilhama, yerden yani arızdan gelen iblisin tesir edemeyeceği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymakla ve onun yolunda yürümekle mümkün olacağı aşikardır. Şimdi şurada çok enteresan Füsus-i Likem'den alınma küçük bir paragraf var. Ayetin özellikle batıni manasını veriyor. Alttan ve üstten gelmenin ne demek olduğu. Yani ilahi tecellinin kişiye alttan, üstten ve alttan gelmenin ne demek olduğu. Bu biraz tasavvufi bir anlatış. Teklik hakikatini idrak ederek bu konuya bakmamız bizi çok daha kolay yaklaştıracaktır. Ama ikilik anlayışıyla baktığımızdan bunu kabullenmemiz biraz zor olacaktır. Yani bizi zorlayacaktır bu bilgi. Bakın belki bir iki defa okuyacağız. Şimdi dikkatle dinleyelim. Hak, hak vücuduyla kulun suretinde kayda girerek, yani vücudu mutlak, kaydı mutlak olarak görünerek, yani kayıtlanarak, kayda girerek meydana çıkan olmakla, bir sefer okuyayım biraz ön bilgi olsun, sonra tekrarına geçer. Çok mühim bir şey, hadise çünkü. Meydana çıkan olmakla onu üstünden yedirerek muhafaza eder. Vakit kalırsa bu paragrafı yazalım da. Ve kulun vücudu, hakkın vücuduna bağlı olan bir vücut olup, hak onun içi ve batını olmakla onu altından yedirir, yani besler. Böylece onu korumuş olur. Eğer hak kulunu üstünden ve altından yedirerek beslememiş olsa, kul ma'dum, yani yok olurdu. Eğer hak kulunu üstünden ve altından yedirerek beslememiş olsa, kul ma'dum, yani yok olurdu. Batında kalırdı, zuhura çıkamazdı. Şimdi bir daha tekrar edelim. Hak vücuduyla kulun suretinde kayda girerek, yani kul hükmüyle kendini kayıtlayarak meydana çıkar, meydana çıkan olmakta, olmakla veya hak vücuduyla kulun suretinde kul olarak kayda girerek meydana çıkan olmakla onu üstünden yedirerek muhafaza eder. Yani üstünden yedirir dediği tabir bu. Hak kulun vücuduna, vücudunu istila ederek, kulun vücuduyla kayıtlanarak kulun ortadan kalkmasıyla onu ilahi rızıkla beslemiş olur. Yani ilahi hakikatine döndürmüş olur. Kullanlar ki kendisinde haktan başka bir şey yoktur. İşte bu kula üstten gelme, yani semadan gelme bir rızık. Ve kulun vücudu, şimdi tam tersini söylüyor. Hak vücudu
vücuduyla kulun suretinde kayda girer. Vücuduyla kulun suretinde kayda girer. Diğer taraftan kulun vücudu Hakk'ın vücuduna bağlı olan bir vücut olup Hak onun içi, yani görüntüde kul ama içinde Hak. Hak onun içi ve batını olmakla onu altından getirir diyor. Yani müthiş bir ifade yani. Bilemiyorum ne kadar anlatabiliyorum ben hadiseyi de. Ama çok dehşetli bir iş. Gerçekten müşahede ehli için yani. Batını, Hak onun içi ve batını olmakla onu altından yedirir. Yani besler. Böylece onu korumuş olur. Eğer Hak kulunu üstünden ve altından yedirerek beslememiş olsa kul mağdum yani yok olurdu. Diğer ifadeyle ne demek? Yani Hak kula gerek dışarıdan gerek içeriden kulda zuhur etmemiş olsaydı kul diye bir varlık olmazdı ortada. Kulun varlığı Hakk'ın varlığının mutlak manada tespiti, ifadesi. Ama Hakk'ın varlığı da kulun varlığının ifadesi, tespiti. Böylece bu kısa ifadelerden sonra yolumuza tekrar devam edelim. Böylece alttan ve üstten rahmani gıdalarla beslenemeyenler diğer dört yönden beslenirler ki bu ilmi gıdalarına mutlaka hayal, vehim ve heva karışır. Yani alttan ve üstten beslenemeyen kimseler diğer dört kanaldan beslenirler. Bu beslenmeye de hayal ve vehim tesir eder, girer. Akıllarını karıştırarak, hayal ve vehim onların akıllarını karıştırarak doğru bilgi sahibi olmalarını önlemiş olur. Böylece kişinin ömrü oyalanarak boşa geçirtilmiş olur. İblisin şeysi de budur zaten, gayesi de budur. İşte bu yüzden Kur'an, yani zati hakikatleri okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın ya, ilk şart olarak ifade edilmiştir. Ya. Ne mühim bir şey. Ve izâ karâtel Kur'âne festâiz billâhî mineşşeytânirracîm. Bakın ne büyük bir ihtar ve ikaz var. İkaz var. Birincisi ikaz. İkazı almayanlara ihtar var orada. Bakın nezaketle evvela böyle yap diyor. Yapmazsan amir hüküm olarak mutlaka yap diyor. İçinde ikisi de var. Ve izâ karâtel Kur'âne. Kur'an okuyacağın zaman niye bir başka şey için özellikle demiyor da Kur'an okuyacağın zaman iblisten Allah'a sığın diyor. İşte bu gelen dua bize üstten geliyor. Efendimiz tarafından da vahiy ilahi olarak bize bir yani haktan vahiy olarak üstten geliyor. Altımızdan yani topraktan varlığımızdan da Hazreti Resulullah'ın bize sesi tebliği olarak geliyor. Yani alttan ve üstten geliyor. Kur'an-ı Kerim'in bilindiği gibi son kelimesi de vennâs, minel cinneti vennâs. Bakın başta hayal ve vehimden korunmamız gerektiği şiddetle bize belirtiliyor. En sonda da ikaz ediyor tekrar. Kur'an-ı Kerim'i okumasını bitirdin ama hayat ilahi bir yaşamdır. Ve bundan sonra yaşayacağın fiili Kur'an'dır. Ve yazı, kayıtlı, musaf olan Kur'an'dan Kur'an okumayı bitirdikten sonra biz gerçek Kur'an'ı yaşamaya dönüyoruz. Yani yeni bir Kur'an okumaya başlıyoruz. Nas ile bitiriyoruz, Musaf'ı bitiriyoruz. Ama fiiliyata döndüğümüz zaman fiili Kur'an ile iştigal ediyoruz. Çünkü bu alem Kur'an'ın tafsilatından başka bir şey değil. Gerçek manada. Ama biz maddedir, şudur, budur gibi değerlendirirsek maddedir tabi ayrı konu. Kur'an'da olmayan hiçbir şey yok bu alemde. Alemde olmayan bir şey de Kur'an'da yok. Çünkü ikisi birbirinin tafsili. Biri kayıtlısı, biri de tafsilatlısı. Fiili olarak faaliyet göstericisi. Euzubillahi, Allah'a sığınırım diye başlayıp Besmele'yi de söyleyerek Kur'an okumaya geçirmekte ve her yeniden başlamada böylece tatbik edilmesi istenmektedir. Çünkü Adem'e ilk olarak zarar vermeye çalışan iblistir. Kur'an da zattır. Zata giriş iblisten temizlenmiş olduktan sonra mümkündür. Hayal ve vehim ile okuduğumuz Kur'an-ı Kerim bizi gerçek manada ilahi bilgiye ulaştırmaz. Çünkü hayal karışıktır içerisinde. Hayal Kur'an'la karışık değil, kafamızda karışık olduğundan okuduğumuz ayetler
bizim zannımızda, hayalimizde manası itibariyle karışır. Meali itibariyle karışır. Ve gerçek manada ondan faydalanamamış oluruz. Ki biliyorsunuz akşam da mevzu geçti, zaten bu da açık bir şeydir. Adem Aleyhisselam'ın hikati hep ilklerle dolu. İlk mücadele ettiği, bakın karşısına benlikle çıkan, ben ondan hayırlıyım, üstünüm çünkü ateşten hak edildim diye, bakın iblistir. Onun nesli de diyelim bizim karşımıza ilk çıkacak olan varlıklardır. İşte bunu tabii ki çok iyi bilen Cenab-ı Hak, en büyük sana zarar verecek, hayal ve vehme götürecek şeyin ne olduğunu ve nasıl korunulacağını bize göstermekte. Euzubillahimineşşeytanirracim dediğimiz zaman bir perde çekmiş oluyoruz zaten. Onun hayal ve vehminin o dört taraftan da bize ulaşmasına mani olsan perdeyi, manevi perdeyi çekmiş oluyoruz. Çünkü Adem'e ilk olarak zarar vermeye çalışan iblistir ve ondan korunmanın yolu yukarıda belirtildiği gibi ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in son suresi dahi varmış burada da bakın. Nas 114:6 bu hakikate çok açık olarak dikkatimizi çekip igaz etmektedir. Kur'an-ı Kerim'i okumayı bitirdiğimiz, hatim ettiğimizde dahi bu ikazın hatırlanması için Nas suresi okunmaktadır. Onların ekserisini şükür edici bulamayacaksın. Şimdi yine evvelki ayetin devamına geçti. Hani demişti ya, onları önden, arkadan, sağdan, soldan geleceğim, yolun üstüne oturacağım. Onların çoğunu sana şükür edici bulamayacaksın. Hak yolunda olan insanların yaptıkları çalışmaları ile aldıkları bazı vasıfları vardır. Bunlardan zakir, şakir, abid, salih, arif, muttaki ve benzeri diğerlerinden bahsetmeden sadece şakir, şükredici vasıflarını ifade etmesi dikkat çekicidir. Cenab-ı Hakk'a giden yolda çalışanların aldıkları birçok isimler var yukarıda da sayıldığı gibi. Ama bunların hiçbirini almıyor da şükredici, yani şakir zümresini ortaya koyuyor. Onları sen şükredici bulamayacaksın diyor. Demek ki zikredici olacak, abid, İbadet ehli olacak, salihler olacak, arifler olacak. Bak şakir bulamayacaksın, şükredici bulamayacaksın diye. Acaba bunun özelliği nedir? Şükür bilindiği gibi teşekkür manasında. Ya Rabbi sen bunları verdin, ben de teşekkür ederim. Diğer şekliyle hamd olarak geçer ama hamd ile şükür daha başka bir şey. Kendinde bu vasıflar yoktur. Yani diğer vasıflar, o yukarıda sayılan vasıflar kendinde yoktur. Yok olduğu için de kendisi bunları bilmediğinden zikretmemiştir. Yani kendisinde şakirliğin dışında, yani zakirlik, abidlik, salihlik, ariflik olmadığından bunları zikretmemiştir. Bilmiyor çünkü. Sadece şakir, Cenab-ı Hakk'ın daha evvelce kendisine verdiği Azazil ismiyle meleklerin hocası iken onun şükret, onun şükrünü yapmasından bu şakirlik aklında kalmış olabilir. Veya kendi zikretmemiş veya kendi eski gerçek haline şükretmeyip isyan olduğundan bu yönden kıyas yaparak kendi şükretmediği için onların da şükür ehli olmayacağını düşünmüştür. Ve bunun için gayret edeceğini beyan etmiştir diyebiliriz. Devam ediyor 18. ayet. Ka lehruç minhe. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyurdu ki mezmûmen medhûrâ lemen tebiyâke minhüm leemle enne cehenneme minküm ecmain. 18 malem buyurdu ki Cenab-ı Hak haydi oradan yerilmiş, kovulmuş olarak çık. Andolsun ki onlardan her kim sana tabi olursa elbette cehennemi sizden, hepinizden dolduracağım. Kovulmuş olarak çık. Bu çıkma her ne kadar cennetten çık hükmü ise de aslında yeryüzüne inerek ortaya çık, faaliyete geç demektir. Bir bakıma. Çünkü cennetten yeryüzüne inmediği sürece diyelim cennette duracak ve yeryüzünde ortaya çıkamayacak. Çık çıkmaktan kasıt, her ne kadar cennetten çık hükmü ise de aslında yeryüzüne inerek ortaya çık, yani faaliyete geç
için geldik gibilerdir demektir. Ayrıca daha evvelce Hakk'ın varlığında esma mertebesinde batındayken bir şahsiyet kazanarak ortaya çıkarılmasıdır. Efal alemine inerek faaliyete geçip ortaya çıkmasıdır. Çıktan kasıt. Ayet-i kerimeleri bir tek mana ile düşünemeyiz ve oraya bağlayamayız, ama bilemesek de Allah-u Alem, Allah bilir daha genişini deriz. Eğer bir tek mana ile karşılaştırıp da bu kadar dersek, o zaman o Hak kelamı olmaz zaten, beşer kelamı olur. Hakk'ın kelamında da tek yönlü bir yüklem olmaz, birçok manalar yüklüdür. Zem ve tart emri teklifiye, yani secde et hükmüne uymadığı için kınanarak, ayıplanarak, kovularak, sürülerek, uzaklaştırılarak farz edilmiş hükmü üzerinde sabit olmuştur. Cehennem ehlinin cehenneme girmesi iblisin dört yönden saldırmasıyla oluşmaktadır. Kim bu tehlikeyi ciddiye alır da dört tarafında bulunan dört meleği daha çok kuvvetlendirirse, yani onlarla işbirliği yaparak dinimizde belirtildiği gibi, bu tehlikeden onların yardımıyla kurtulabilir. Eğer onlara yardım edip kuvvetlendiremezse, dört cihetin kapıları aralık kaldığından iblis oralardan içeriye sızıp nüfuz ederek kendi ahlakıyla ahlaklandırır ve böylece o kişi de iblisin ahlakı ortaya çıktığından onun askeri olmuş olur. Sureta insan görüntüsünde fakat batinen iblis ahlaklıdır. İşte bu tür hal ve ahlak içerisinde olan insanlar ve iblislerle cehennem doldurulacaktır. Ne hazin bir sondur ki kendine meleklerin secde ettiği, iblisin etmediği insan iblise tabiat ile ona secde etmiş hükmüne düşmüş olmaktadır. Ya tabii. Adem'e secde etmeyen o meleklerin Adem'e secde etmesi, iblis Adem'e secde etmedi. Zaten gayesi oydu, o emri aldı, Adem'e secde et, gayesi Adem'i kendine secde ettirmesi idi. Ona dönüştü, yani inatlaşmaya dönüştü. Kim ki onun yolunda giderse iblise secde etmiş olur. Yani fiziki manada önünde eğilmemiş bile olsa, hayal ve vehim yoluyla ona bağlı olduğundan o bağlı, onun secdesidir zaten. Yani. Ve devam ediyoruz. Hani Adem üskün diye kalmıştık ki. Ya Adem üskün ente ve zevcüke cennete fekulna min haysu şi'tüma ve la takraba hazi şecerete fe tekûna mine zalimin. Mealen 19. Ve ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşiniz, yani sakin olunuz. Dilediğiniz yerden yiyiniz ve şu ağaca yaklaşmayınız. Sonra ikiniz de zalimlerden olursunuz. Bu ayet-i kerime evvelki sayfalarda Bakara suresinde bir kısmen ele alınmıştı. Ancak şu ağaca yaklaşmayın bölümü hakkında ileride tekrar döneceğiz hükmüyle buraya bırakmıştık. Bu ayet-i kerime evvelki sayfalarda Bakara suresinde ele alınmıştı. Hani Bakara suresi 30-38 ayetler arasında Adem aleyhisselamın dikkatinden bahsediliyor ya, oraları geçiyorken bahsedilmişti. Ancak şu ağaca yaklaşmayın bölümü hakkında ileride tekrar değineceğiz hükmüyle buraya bırakmıştık. Aynı bölümün izahına bir başka yönden devam etmeye çalışalım. Yani aynı bölümün izahına bir başka yönden devam etmeye çalışalım. Bu ayet-i kerime hakkında tefsirlerde efal mertebesi itibariyle pek çok izahları bulunmakta, ancak birbirlerinin benzerleri olup net bir neticeye varılamamakta, tefekkür ehlini batinen doyurucu olamamaktadırlar. Bu bir suçlama değil, yani bir tespittir. Bir daha okuyorum. Bu ayet-i kerime hakkındaki tefsirlerde efal mertebesi itibariyle meseleye bakılmakta. Tarikat, hakikat, marifet mertebesiyle değil, fiil mertebesinden bakılmakta ve öyle yorum yapılmakta. Birçok yorumlar var, birçok da tefsirler var, bilindiği gibi çok değerli tefsirler var. Oralardan ön bilgi, altyapı bilgi olarak buralarını araştırmamızda yarar var. Yani sadece Adem bahsi, İbrahim bahsi veya diğer bahisleri bir sohbette dinlemek değil, sohbetten sonra bırakmak değil aslında, bakın.
hangi sohbet yapılmışsa o sohbetin araştırılmasına girilmeli. Yani kişiler bireysel olarak kendi kendilerine de biraz çaba sarf etmeliler. Çünkü bir sohbet yetmez bunlar için ve gereğini de yapmaya çalışmalıdır. Ki bu ilimler bizim malımız olsun. Çünkü zaten bunlar bizim yitiğimiz, yani kaybetmiş olduğumuz malımızdır. Hani diyor ya, ilim sizin yitiğinizdir diyor Efendimiz. Nerede bulursanız alın. İlim Çin'de bile olsa alın diyor. Bakın ne kadar ileri bir görüş. İlim gayrimüslimde de olsa alırız. Çünkü o bizim malımız. Ama doğrusunu tabii, gerçek olanını. Nasıl ki alıyoruz işte, bunlar yapılan şeyler hep batıdan gelen şeyler, malını kullanıyoruz, işte ilmini alıyoruz demek. Ama bütün bunların içerisinde bize ilahi ilim, ilmi ilahi lazım, yani uluhiyet ilmi lazım. Sadece o yüce İslam dininin fiil mertebesini alıp tatbikatını yapıp meseleyi bırakmak olmaması gerekiyor. Çünkü meratib-i ilahiye böyle gerektiriyor. Biz sadece efal mertebesinde ki dini kullanıyoruz. Bu da kulun indindeki din, kulun yanındaki din. Ama Cenab-ı Hak diyor ki, din benim yanımda. İnnet din indellâh İslam. O zaman İslam'ın hakikatini anlayabilmemiz için Hakk'ın indindeki, Hakk'ın yanındaki dine doğru vuruş etmemiz. Yani tefekkür yapımızı, gönlümüzü yükseltmemiz gerekmekte. Ki o zaman biz işte gerçek manada mümin, tevhid ehli olabilelim. Yoksa diğer şekilde isimlerimiz mümin olarak yaşamaktayız. Tabii o da çok güzel bir şey. Elhamdülillah. Şükründe naciziz ayrı. Ama madem ki elimizde çok değerli bir hazine var, niye o hazineden mümkün olan en genişlikte yararlanmayalım? Değil mi? Ahirete gittiğimiz zaman bakacağız ki hazineyi kucakla vermişler bize. Ama biz kapağını açıp içine bakmamışız da dışındaki o kakmaları, yaldızları anlatmışız sadece. İşte şurada şu yaldız var, burada bu yaldız var, şurada şu, işte kapağı şöyle açılıyor gibi, hatta açmamışız bile kapağını da, kapağında şu var, yanında bu var diye şeklini anlatmışız ki öyle anlatılıyor yani. Bu ayet-i kerimeyi ben de çok düşündüm. Gerçekten, yani tefekkür ehlini düşündürücü bir ayet bu. Şu ağaca yaklaşmayınız diyor. Böyle müthiş hadiseler sıralanıyor ki, Adem Aleyhisselam'ın bahsini diğer ayetler, surelerden de alıp da bir araya topladığınız zaman ve bakıyorsunuz aynı hadiseyi anlatıyor, bir başka ayetin içerisinde o anlattığı hadisenin içerisine iki tane değişik kelime koyuyor. Bak, diğer hikaye tarzında, yani diğer izahta o kelime yok. Aynı hadise baştan sona arasında iki tane değişik kelime var. O işte tamamen değiştiriyor. Mananın akışını, seyrini, hakikatini tamamen değiştiriyor. Eğer böyle olmasa zaten Cenab-ı Hak o hikayeleri tekrarlamaz. Bakara suresinde 30'dan 38'e kadar olan ayetler akıcı olarak belirtiyor zaten. Orada yeterli görür. Niye Hicr suresinde, Araf suresinde daha başka birçok yerlerde tekrar ederek bunları tekrarlıyor? Haşa, unutuyor mu Cenab-ı Hak da aklına işte daha evvel vahyettirdiği bölümleri unutuyor da yeniden mi tekrarlıyor? Haşa, böyle bir şey değil. İşte bize hatırlatıyor o iki kelime, bir kelimeyle de dikkatimizi oraya çekiyor. Yani müthiş, müthiş Kur'an-ı Kerim. İnsanoğlu aciz, yani onu düzenlemekten, okumaktan bile aciz, anlamaktan bile aciz. İşte sohbetlerimizde genelde o dua yapmaya çalışıyoruz ya, Ya Rabbi yine o duayı birlikte yapalım. Biz Kur'an-ı Kerim'i kendi beşer aklımızla değil, bakın beşer aklımızla değil, sen onda ne murad ettiysen, senin aklın, senin muradınla bize anlat bunu. Yani buna tevil diyorlar, evveline dönük anlayış yapalım. Yoksa birçok beşeri beyinlerden geçerek ve bu beyinlerden geçerken birçok kalıntılar arasına alarak, girerek bize aktarılmaz şekliyle değil. Kur'an-ı Kerim'in iki Arapçası var bak. Aslında Kur'an-ı Kerim'in tek Arapçası var da iki Arapça birbirine karışıyor. Kur'an-ı Kerim'i kim Arapça olarak düzenledi? Allah-u Teala Hazretleri kendi kitabı, kendi Arapça tercüme etti. Kendisi Arap sistemi üzere tercüme etti. Ümmül kitapta lisan yoktu ki.
kitap ana olarak, öz olarak, toplu olarak duruyordu bir yerde. Daha yukarıya gitmeyelim. Kur'an-ı bir çok şeyleri var. Nüzul diye belirtilen bir mertebeden mertebeye, mertebeden mertebeye geçişleri var. En son geçişi Cenab-ı Hak kendisi onu Arapça olarak hazırladı. Nereden biliyoruz? Kendisinden biliyoruz. Bu kadar açık. Biraz kafamız çalışırsa bu zaten bize açılır. Ayrıca hadis-i şerifte belirtilen Allah Tevrat'ı kendi eliyle yazdı diyor, bakın hadis-i şerifte rastladınız bilmiyorum. Allah Tevrat'ı kendi eliyle yazdı. İbranice'yi de kendi yazdı. İbranice olarak yazdı. Bunlar kendi kendine oluşmuş şeyler değil. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Öz olarak Kur'an-ı Kerim'in Arapçası ilahi Arapçadır. Bakın bunu iyi bilelim. Kur'an-ı Kerim'in Arapçası Allah'ın Arapçası, ilahi Arapçadır. İşte bu ilahi Arapçaya en çok benzeyen lisan yeryüzünde Arapların lisanı. Ama Arap lisanı beşeri Arapça lisanıdır. Bakın dikkat edelim konuya. Anlatabildim mi? Arapların kullandığı Arapça beşeri Arapçadır. Ama Allah'ın kullandığı Arapça ilahi Arapçadır. Arada çok büyük fark var. İşte biz ilahi Arapçayı şaşırdığımız nokta, beşeri Arapça kurgusu içerisinde veya kalıplar içerisinde anlamaya çalışıyoruz. Ve o kalıba sokuyoruz ve manayı beşeri Arapça ne kadar açabiliyorsa, hangi mertebeden anlatabiliyorsa o kadarını anlıyoruz. E peki çare? Çare ilahi Arapçayı anlamaya gayret etmek. Yani tevhid ilmi ile beşeri Arapçasıyla tevhid ilmi ile içeriye girerek bizden Kur'an-ı Kerim'e duhul etmiş, nüfuz etmiş, içine girmiş değiliz ki. Kalıplarını okuyoruz sadece. Kalıp olarak okuyoruz. İşte sıkıntı buradan geliyor. İlahi Arapçayı beşeri Arapçayla çözmeye çalışıyoruz. Ve çözebildiğimiz kadarı bu olmuş oluyor. Bilmiyorum, biraz sivrilip gidiyoruz ya. Abartılı gören varsa söylesin sonra ne varsa. Yanlış fikirlendirme olmasın, bilgilendirme olmasın. İzahı varsa gerekirse onlara da bakarız. Bu ayet-i kerime hakkında da tefsirlerde efal mertebesi itibariyle pek çok izahları bulunmakta. Ancak birbirlerinin benzerleri olup, işte oradan nakil diyor ya, yani açıyorsunuz, işte falan tefsirde bu vardı, o da tefsirine onu alıyor. Yani birbirlerine yakın mevzular oluşmakta. Benzerleri olup net bir neticeye varamamakta, tefekkür ehlini batinen doyurucu olamamaktadırlar. Tefekkür ehlini bakın. Alıyoruz onları, okuyoruz. Yeterli görüyorsak tamamdır zaten. Olduğu gibidir, aynıdır. Orada bir yanlışlık yoktur. O mertebesi itibariyle bakın. Şimdi cambaz düşünelim. Cambazla Kur'an'ın ne ilgisi var? Ayrı konu. Bir metre üstünde telde yürüyen bir cambaz vardır. Düştüğü zaman bir ayağı sıyrılır, bir şey olur. Ölüm tehlikesi olmaz. İki metrede oynayan cambaz vardır. Yükseklerde oynayan trapez cambazları vardır. Bakın bunlar hep sanat isteyen ve o derecede ciddiyet ve cesaret isteyen işlerdir. Bakın. İkisi de cambaz ama bir metre telde oynayanın sanatı başka, anlayışı başka, görüşü, hayata bakışı başka. Ama trapezdeki canlılık başka türlü. Bir basit misal olarak verdim. İşte biz trapezci gibi bunun manalarına, derinliklerine nüfuz etmemiz gerekiyor ki gerçek manada Kur'an, zati Kur'an'ı okuyalım. Biz efali Kur'an'ı okuyoruz. Evet, bu ayet-i kerimeyi ben de çok düşündüm ve değişik yönlerini de araştırmaya başladım. Daha geniş bilgiyi nerelerde bulabilirim diye gönlümle istişare ederken Rabbin olan Rahman'a danış dedi. Ben de Rahman'a danıştım. Dedim ki şecer, ağaç nedir? Bu ağaca yaklaşma diyor ya. Ağaç ne? Evet, onu bilmemiz lazım. Sokaktaki ağaç benzeri bir şey mi? Yoksa ağaç kelimesiyle ki özü şecer manasına
Şecer ne demek istiyor acaba? Niye bize bu bir misal mi? Yani ağaç bir misal mi? Yoksa ağaç kendi bir fiil, ağaç mı kastediliyor? Ha, bir sembol mü? Yani. Evvela bunu tespit etmemiz lazım. Ağaç nedir? Ağaç nedir? Dedi ki, allemel Kur'an'ı ikra et. Yani oku dedi. Neresi o? Er-Rahman allemel Kur'an. Yani Kur'an'dan talim et dedi ağacın ne olduğunu. Neyse. İkra ne demek? İlk ayet Kur'an-ı Kerim'in. İlk ayet. Bak, ilk ayetinin hakikatiyle anlamaya çalış diyor. Ve Rahman'ın hakikatiyle anlamaya çalış. Allemel Kur'an'ı ikra et. Er-Rahman allemel Kur'an, orayı ikra et diyor. Yani dikkat çekerek allemel Kur'an'daki hakikati oku manasına. Evet, okuyacağım kaynağı bulmuştum. Çünkü zati hakikatleri allem, yani talim ediyordu ve ilk tavsiyesi şecere dikkat et diyordu ve devam ederek şecer kelimesi her bir kelime gibi birçok ilahi mana ifade etmektedir. Sembolleri şın, cim, rı harflerinden meydana gelmekte. Şecer dendiği zaman sadece bir ağaç değil o. Hemen kafamızda sembol, şecer, ağaca benzer ne varsa o kafamızda oluşuyor. İşte küçük ağaç, büyük ağaç, şeysi, teferruatı olarak işte şu kadar ömrü olan, 500 sene ömrü olan, 800 sene ömrü olan ağaçlar gibi fiziki bir tek mana aklımıza geliyor o şekliyle bakıldığında. Şecer kelimesi her bir kelime gibi birçok ilahi manayı ifade etmektedir. Yani sadece fiziki manaları değil, ilahi manaları. Rahmaniyet manası itibariyle, bakın şimdi şecerin başındaki şın harfi şahadet, müşahedeyi ve şahadet alemini anlatmakta. Müşahedeyi ve bu yaşadığımız şahadet aleminin hakikatini anlatmakta şın harfi. Cim harfi cemal-i ilahiyeyi, yani esma alemini anlatmakta, ifade etmekte. Rı harfi ise rahmaniyet, yani sıfat alemini ifade etmektedir ve bu mertebeler artı manasında kendisinde mevcuttur. Yani şecer ismindeki sembol, ağaç diye belirtilen o manada şahadet alemi, esma alemi, sıfat alemi, ama maddi, bireysel anlayıştaki şahadet, esma, sıfat alemi değil, ilahi anlamdaki manası. Bakın ikisinin arasında da fark var. Şahadet alemine, esma alemine, sıfat alemine bir beşeriyet anlayışıyla bakmak var, iki ilahi anlayışla bakmak var. Beşeriyet anlayışıyla baktığımızda bizim beşer kapasitemiz ne kadarsa o kadarını düşünebilmekteyiz. Ama ilahi manada baktığımız zaman beşer bakışıyla kıyas edilmeyecek kadar geniş bir sahadan bakılmakta ve çok geniş bir ihatayla anlaşılmaya çalışılmakta. İşte bu mertebeler artı manasında kendisinde mevcuttur. Şimdi bakın, bu rahmaniyet manası itibariyle olan şecerin kapsamı, bölümü. İki, nefsaniyet manası itibariyle de şecerin anlamı var. Yani beşeriyet, nefis manasıyla da. O zaman şın harfi, bakın, şeytaniyeti, nefsi emmare ve levvameyi ifade etmekte. Cim harfi cinsiyeti ifade etmekte. Rı harfi rıda, örtüyü, bakın, perdelenmeyi, gafleti ifade etmekte. Ve bu mertebeler de kendisinde eksi manasında mevcuttur diyebiliriz. Yukarıdaki manalar artı manasında, tam zıttı olan diğer manalarda eksi manasında olmakta. Devam ediyoruz. Ebced hesabıyla şın değer sayısı 300. Şın harfinin değer sayısı. Ve şında bildiğiniz gibi sinin üstüne 3 nokta konduğu zaman şın olmakta. Sin insan, 3 nokta hayal, heva, vehim
noktalarını koyduğumuz zaman işte orada şer ortaya çıkmaktadır. Cim değer sayısı 3, rı değer sayısı 200'dür. Toplarsak 300 artı 3 artı 200, 503 toplam değeridir. 503 diğer sayı değeri ise kelime-i risalet, Muhammedur Resulullah, yani Muhammed, Resul, Allah kelimelerinin toplam değeridir ki hayret verici bir oluşumdur. Ben de hayret ettim gerçekten. Araştırma yapıldığı zaman bunların hepsi ortaya çıkmakta. Bakın şecer, ağacın toplam değer sayısı 503, Muhammedur Resulullah, Allah, Muhammed, Resul kelimelerinin toplamı da 503. Hayret edilecek bir şey. Yani öyle bir bağlantılar var ki mana aleminde, Kur'an'ın iç bünyesinde, ama biz hep işte ezberden okumuşuz. Ne okuduğumuzu tefekkür etmeden, dilimizden, lisanımızdan, boğazımızdan aşağı indirmeden hemen dilimizin ucunda tekrarlamış. Ne beyne girmiş, ne gönlümüze girmiş, ne varlığımıza sirayet etmiş, elbisemiz olmamış yani. 503 diğer sayı değer ise kelime-i risalet, Muhammedur Resulullah, Muhammed, Resul, Allah kelimenin toplam değeridir ki hayret verici bir oluşumdur. Bunu şeysini sağlamasını isteyenler kelime-i tevhid kitabına bakarlarsa bu sayı değerleri açık olarak orada belirtilmiş vaziyettedir. Şecer bir bakıma, şimdi bağlantı nereye geliyor bakın. Şecer bir bakıma hakikati Muhammediye'nin bu mertebedeki irsaliyetidir. Yani risalet hakikatini ortaya çıkaran bir hükümdür. Ayrıca 53, yani ortadan sıfırı çıkarırsak 5 ve 3 8 eder ki 8 cennet ifadesindedir. Bilindiği gibi şecer, ağaç cennetin ana unsurlarından biridir. Bakın bir bağlantı daha. 503 çıkardığımız zaman rakamlar toplu 8 ve cennetin aslının şecer olduğu kendi ifadesiyle de belirtilmektedir. 8 cennet, 8 cennetinde en belirgin halinin ağaç olduğu, şecer olduğu, zaten cennetten bir zaman evvela ağaçlık bir yer ortaya gelmekte. Aslında cennet kelimesinin lügat manası genelde kabul edildiği gibi veya hemen aklımıza geldiği gibi değil. Toprağı çok koyu yeşilliğin örttüğü bir bölge demek cennet. Yani güneşin ışıklarının toprağa ulaşamadığı, yukarıdan bakıldığı zaman çok koyu yapraklarla, dallarla, hani koyu gölge deriz ya, toprağın yapraklarla perdelendiği, yani sarıldığı yerin ismi cennet. Bakın bir cennet dediğimiz zaman yani gökyüzünde bir şeyler düşünüyoruz. Ama literatürde böyle kabul edilmiş. Ama lügat manasında ağaçlık olan, kısık ağaçlık toprağın kapandığı yer manası. Tabi bunun çok daha başka manaları var. Şimdi yeri olmadığı için bu kadarıyla bırakalım. 8 cennet ifadesindedir. Bilindiği gibi şecer ağaç cennetin ana unsurlarından birisidir. Şu ağaca yaklaşmayın. وَلَا تَقْرَبُوا هَذِي شَجَرَةَ. Yani şu ağaca yaklaşmayın ifadesinden de anlaşıldığı gibi cennette çok daha başka ağaçların da olduğudur. Şimdi başka yönüne gelelim. Ağaçlar var. Şu ağaca yaklaşmayın diyor. Bu bölgedeki ağaçlara yaklaşmayın denmiyor. Veya alt taraftaki, üst taraftaki ağaçlara denmiyor. Şu ağaca yaklaşmayın. O yaklaştı işte. Neyse hepsi bitsin. Bunlar bir tane sadece öyle çıkıyor. Yoruluyor galiba, değil mi? Başında yaslanmaya işte. Ağaca yaklaşıyor dediler de. Başınıza ne gelir diye biz bu işi... Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edelim. Ş-
şu ağaca yaklaşmayın ifadesinden de anlaşıldığı gibi cennette çok daha başka ağaçların da olduğudur. Çünkü birçok ağaçlar var ki aralarından şu ağaca yaklaşmayın diye ikaz verilmekte. Bulundukları cennet, yani Adem ve Havva validelerimizin bulundukları cennet, Esma cenneti olduğundan oranın meyveleri o ağaçların manalarıdır. Bakın şimdi. İsimler cenneti olduğundan, isimler cennetinde de fiili manada bir varlık olmadığından, bak çok mühim bir hadise. Meyve dediğimiz bizim aklımıza gelen elma, armut gibi şeyler, fiil cennetinde, yani fiili varlıklar olduğundan bunlar fiilde olan şeylerdir. Ama esma cenneti isimlerden meydana gelen mana olduğundan, meyve diye, elma, armut diye fiziki manada bir şey yok orada. Ne var? Onların ifade ettiği manalar var. Bakın, oranın meyveleri o ağaçların manalarıdır. Yani üzüm, fiziki olarak, üzüm olarak görülmekte ama üzümün batın alemde bir manası var. İşte rüyada gördüğümüz üzüm, üzümün kendi değil, onun manası. Çünkü bize mana aleminden gelmekte. Mana aleminde fiziki manada üzüm yok ki. O zaman onun manasını düşünmemiz gerekmekte. Mesela bunun gibi. O ağaçların manalarıdır. Yani her bir ağaç esma-i ilahiyeden bir manayı ifade etmekte ve onun mana meyvelerini üretmektedir. O esmanın hakikatinin manalarını üretmektedir. Cennet dediği yer bu. Esma cenneti. İşte bakın şimdi dikkat yeri. İşte yaklaşılması yasak edilen ağaç, uluhiyet manasını ifade eden iki ana dallı uluhiyet ağacıdır. Şecer dedi bu. Tamam mı? Var mı bir şüphe? Yok. Tekrar okuyorum. İşte yaklaşılması yasak edilen ağaç, uluhiyet manasını ifade eden İki ana dallı olan uluhiyet ağacıdır. Derseniz ki bu nasıl bir şey, duymadık şimdi evde böyle bir şey. Ben de bir şey demem, haklısınız derim. Canınız sağ olsun derim herkese. Şimdi bir dalı, bakın, rahmaniyet manaları meyveleriyle dolu, şeceraten mübarek eten dedikleri mübarek ağaçtır. Diğer dalı ise nefsaniyet manaları meyveleriyle dolu olan şecereten melunetendir. Melun ağaç. Yani ikisini bünyesinde toplamış. Neden? Uluhiyet mertebesi neydi? Bütün zıtları bünyesinde toplayan Allah esması değil mi? Ve bizler de ne kadar zıtlı birleştirirsek o kadar Allah'ı tanırız. Tanırdık değil mi? İşte o uluhiyet ağacı artı ve eksi diye belirtilen uluhiyet esması, Allah esması ve cami esması bütün zıtları bünyesinde birleştirmekte. Eğer zıtları birleştirmesi Allah olmazsa, hangi yöndeyse onun Allah'ı olur. Böyle bir şey de tasavvur edilemez. Allah cami ismiyle bütün alemi kapsamına almıştır. Zaten görevi de odur. Onları ayakta tutmaktır. Şecereten, melunetendir diyebiliriz. Çünkü uluhiyet, geldi bakalım, tüm olarak bu varlığı gerçek yüzleriyle kendi mertebelerinde korumaktır. Uluhiyet denen şey, kafiriyle, Müslümanıyla, putperestiyle, Budistiyle, her şeyiyle birlikte, bakın, kendi mertebelerinde onlara hayat vermek, korumaktır. Yani varlıklarının devamını sağlamaktır. Bu arada onlara imkanlar vermektedir. Bunların arasından rahmaniyet mertebesine yönelenler ahiretlerini kurtarır. Nefsaniyet mertebesine yönelenler de cehennemi bulurlar. Tabii bu ayrı bir konu. Yalnız uluhiyeti bir daha tarif ediyorum, yani okuyorum. Uluhiyet, yani ilahlık, Allah'lık, bakın çok bariz bir ifadeyle şudur ki, tüm olarak bu varlığı gerçek yüzleri ile, gördüğümüz yüzleriyle değil. Gerçek yüzü başka, bu alemde bizim gördüğümüz, zannettiğimiz yüzler başka.
Ya işte yanıldığımız nokta burası. Gerçek yüzleriyle ve kendi mertebelerinde korumaktan. Bir mertebeyi bir başkasının yerine koyarak değil. Çünkü her varlık kendi mertebesinde kendi kemali üzeredir. Bunu da böyle bilelim. Kendi kemali üzeredir. Kemalat da görecelidir. Şuna göre şu kemaldedir, buna göre bu zevaldedir. Çünkü ona göre zayıftır. Mutlak kemal diye bir şey yok zaten bu varlıkta. Mutlak kemal ancak uluhiyet bilgisi. İlahi hakikatleri idrak etmek. Kemal olan bu. Ve bunları kendi mertebesinde korumaktır. Cenab-ı Hak insanlık hayatı süresince peygamberleri vasıtasıyla birçok ağaç örneğine dikkatimizi çekmiştir. Bakın şimdi burası da ilgili ayrı bir konu. Adem Aleyhisselam'a ve Havva anamıza cennette ilk emir ve yasak şu ağaca, şecer yaklaşmayın oldu. İlk yasak bu. Yani insanlık seyrinde ilk yasak bu. Adem Aleyhisselam'ın hayatı bilindiği gibi şeylerle, ilklerle dolu. İlk dua Adem Aleyhisselam, Havva Validemiz'in duası yeryüzüne inince, işte iblisin ilk inkarı ve isyanı, işte şecer olarak ilk ağaç, Musa Aleyhisselam'a peygamberlik başlangıcı bir ağaç, yani şecerden ilk defa nur esmasının tecellisiyle olmuştu. Bakın orada ağaç ama o mana bambaşka mana. Ağaçlıkla ilgisi yok. Ama ağaçtan zuhur ediyor. Cenab-ı Hakk'ın nur esması o ağaçtan zuhur ediyor. Şecerden zuhur ediyor. Ağaç zuhur etmiyor. Ağaç perde olarak Allah'ın nuru o ağaçtan ortaya geliyor. Manası başka. İşte demin bahsettiğimiz gibi şu ağaca yaklaşmayın. Ağaç olarak batında manası başka. Surette ağaç görüntüsünde ama batında özü manası. İlk defa nur esmasının tecellisi olmuştur. Orada gördüğü şecer aslında yani ağaç nur esmasının zuhuruydu. Ama görüntüde ağaçtı. Tefsirler yazarlar var şu ağaçtı, bu ağaçtı gibi birçok isimler sayarlar. Tabii o da doğrudur, ayrı bir mertebedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de bakın Miraç gecesi Sidre-i Münteha'da sidir ağacı gösterilmiştir. Bakın peygamberlerin çok büyük işaretlerinden yol haritasında ağaçların ne kadar büyük değeri var. Ya şecer manasının ne kadar büyük değeri var. Ki çok dikkate değerdir. Bu hususta daha geniş bilgi Mübarek Geceler kitabımızın Miraç bölümünde mevcuttur. Dileyen oraya bakar. Yani Miraç gecesi sidir ağacının hakikati neyse veya o kitapta buna değinildiği için burada şimdi onu fazla teferruatına girmeyin varlığını belirtmiş olurum sadece. Bu ağaca yaklaşılmasına mani birçok sebeplerden biri de bakın şimdi ağaca yaklaşmayın diyor da sebepler ne? Bu ağaca yaklaşılmasına mani birçok sebepler var. Bunlardan biri de daha henüz o ağaca şecer yani manasına yaklaşma vaktinin gelmediğidir. Yani bir müddet daha yaklaşma manası da var içinde. Diğeri ise yani bir başka mana ise o ağaçta mevcut uluhiyete kurup yaklaşmayınız demektir. Çünkü Adem Aleyhisselam daha henüz uluhiyet mertebesinin başında olduğundan yani Cenab-ı Hak'tan gelen nüzulün sonu yani Hak'tan halka dönüşün başlangıcı ama seyrin sonu ama tekrar Hak'a dönüşün başlangıcı. Burucun başlangıcı, nüzulün sonu Ademiyet mertebesi, burucun başlangıcı. Fakat uluhiyet hakikatlerinin anlaşılması, tevhid ilminin anlaşılması orada zor daha. Neden? Çünkü orası ikilik yeri. İşte uluhiyete kurup yaklaşmayınız demektir. Bir dalıyla, bir yönüyle. Çünkü orası bir bakıma uluhiyetten uzaklaşma yeridir. Yani cennet bir bakıma uluhiyetten uzaklaşma yeridir. Cennetle perdelenen insan Allah'a ulaşamazsa, cennet de perdedir, Rahman'ın perdedir.
bir şeyden uzaklaşılmayınca da oraya dönme diye bir şey söz konusu olmaz. Nasıl ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin miraca çıkmak için zati mertebeden, yani zat tecellisi olan Kabe-i Muazzama'dan sıfat ve esma tecellisi olan Kudüs'e gitti, Mescid-i Aksa'ya gitti. Eğer Hazreti Peygamber Mescid-i Aksa'ya gitmeseydi, Kabe'de zaten zat mertebesinde, Miraç'taydı. Miraç'tan Miraç'a, yani İzmir'den İzmir'e gidilir mi? İstanbul'dan İzmir'e gidilir. Veya İzmir'e gitmek için İzmir'in dışına çıkmak gerekir ki İzmir'e gidilsin. Hazreti Peygamber ömür boyunca zaten Miraç'ta, aklın huzurunda ayrı değil ki. Yani Mekke'de zat mertebesi, Kabe-i Muazzama'da zati tecelli olduğundan zaten Miraç orası. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin devamlı Miraç orası. İşte Miraç'a gelmek için Miraç'ın dışına çıkmak lazım ki tekrar oraya gelinsin. Yani zata, esmaya, esmadan tekrar sıfatı zatına gidilsin. İşte uluhiyetten uzaklaşma yeridir orası. Bir şeyden uzaklaşılmayınca da oraya dönme diye bir şey söz konusu olamaz. Bu gidiş geliş bilgisi oluşmaz insanda. Dışarısını tanımaz yani. Bir değeri ise, bakın şimdi bu da mühim, yine o ağaçta mevcut nefsaniyet ve şeytaniyete kurup yaklaşmayın demektir. Tam da iki dal var diye. Nefsaniyet ve şeytaniyet tarafına, şeyiyet tarafına yaklaşmayın demektir. İşte bu ağaç, şecer, iki zıt manayı bir arada tutmakta ve Adem Aleyhisselam'ın varlığında dünyaya gelen herkes bir yönüyle bu ağaçtan men edilmektedir. Hepimiz men ediliyoruz sadece, onlar hep değil. Yani o hadise bitmiş değil, bugün aynen hepsi aynen yaşanıyor. Ama biz gafletteysek, uykudaysak bunun farkında olmuyoruz. Uyanıksak bunların hepsinin farkında oluyoruz. İşte uyku ile uyanıklık arasında bu fark var. İki kişiyi yaşayan canlı gibi iki kişiyi yan yana koyalım. Biri uyku içinde uykudadır, irfan ehli ise uyku içinde uyanıklığını yaşar. Veya uykudan uyanmıştır tamamen, çapaklarını silmiş, yüzünü yıkamış, gözünü açmıştır. Maddeyi görmez, maddedeki manayı görür. İşte bu ağaç, yani şecer, iki zıt manayı bir arada tutmakta ve Adem Aleyhisselam'ın varlığında dünyaya gelen onun torunları, yani herkes bir yönüyle bu ağaçtan men edilmektedir. Şimdi ne demek bu? Hak yolunda gidenlere şeytaniyet dalı yaklaşmayındır. Şeytaniyet yolunda gidenlere ise uluhiyet dalı yasak edilmiştir. Yaklaşmayın. Herkese bir taraftan yaklaşmayın var. Yaklaşma diyorlar. Yakınına bile gelme diyor. Tutma demiyor. Tutma, yakınına gelme. Yaklaşma diyor. Bir daha okuyayım mı? Hak yolunda gidenlere şeytaniyet dalı men edilmiştir. Yani oraya yaklaşma deniyor. Bu ifade zaten yaşadığımız günde de açık. Aynen devam ediyor. Aynen ifadedir. Şeytaniyet yolunda gidenlere ise uluhiyet dalı yasak edilmiştir. Yani. Şecere kurbiyet, yaklaşmaktan nehi ve ikaz sadece Adem ve Havva'yadır. Yani o anda, o gün. Tabi devam ederek bugün bizlere de geliyor. Yalnız orada bakın, meleklere ve iblise değildir. Bakın buna da dikkat çekmemiz gerekiyor. Orada melekler vardı, iblis vardı. Sadece Adem ve Havva'ya bu ağaç men edildi. Nasıl? Derdi ki nasıl imitu bardukum li bardun adun, yani hepiniz birbirinize düşman olarak ininiz, cem edebilirdi. Hepiniz ininiz. Hiçbiriniz yaklaşmayınız ağaca derdi. Bakın bunlar hep düşünülmesi, üzerinde durulması gereken meseleler, mevzular. Ama biz ezbere okuyoruz. Ezbere okuyoruz. Biraz da sesimiz güzelse ya işte güzel de okunuyorsa ağlamaya, duygulanmaya başlıyoruz. Tabii çok güzel bir şey. Ama o duygusallık geçtikten sonra yine sen de sen, ben de ben taş, kafa taş koymuşum. Yani, tabii sevap kazandık, dua yaptık. İnkar etmekten çok ileri bir hadise. Ama bu mesele değil, bizim anlatmak istediğimiz bu mesele değil. Şezere kurbiyet yaklaşmaktan nehi ve ikaz sadece Adem ve Havva'yadır.
yani o günkü Havva'yıdır. Meleklere ve iblise değildir. Çünkü onların bu sahada oyunculukları yoktur. Anlaşılıyor sayıları itibariyle Şecer ve Kelime-i Risalet dur şimdi ikinci bölüme geldi. Meleklerin ahiretleri yok. İblisin de ilahiyat bilgisi, devlet bilgisi olmadığından, müşahadesi olmadığından, onun biraz bilgisi var. Daha evvel de hani geçmiştik ya, geçmişte görmüştük ya, diyordu beni Bağız gününe kadar yaşat, daha insanlar dünyaya gelmemiş, faaliyet göstermemişler, ölüp gitmemişler ama insanların sonunu biliyor. Bakın Bağız gününe kadar yaşat diyor. Cenab-ı Hak da diyor ki hayır sen vakti malum, bilinen vakte kadar yaşayacaksın, yani kıyamete kadar yaşayacaksın, hani insanlar gibi öleceksin, tekrar dirileceksin. Ama bunun hakikatinden haber yok. İlim biliyor, irfaniyet yok. Onun için de o bunun muhatabı değil. Çünkü zaten baştan tard edilmişti. Yani uluhiyete dönme imkanı yok. O yüzden uluhiyet acil, onun ilgisi yok. Sayıları itibariyle Şecer ve Kelime-i Risalet 503 aynı değerdedir ki o manayı tatmak Risalet yolunun başlangıcına gelmiş demektir. Adem Aleyhisselam da ilk peygamber olduğundan Allah'ın o mertebedeki Resulüdür ve yeryüzüne iniş süreci içerisindedir. Bakın şimdi bu kısa bir paragraf ama çok mühim. Şecer ile Muhammedur Resulullah arasındaki sayısal bağın neden uygun olduğu, neden birbirinin aynı olduğu hadisesi var burada. Bakın. Sayıları itibariyle Şecer ve Kelime-i Risalet, Kelime-i Devlet değil, La İlahe İllallah değil, Muhammedur Resulullah, Şecer'le aynı değere sahip. Neden? Aynı değerdedir ki o manayı tatmak Risalet yolunun başlangıcına gelmiş demektir. Yani ağacın hakikatiyle iki dalının varlığı ile o ağaçtan tadış, yani onu idrak ediş, Risaletin başlangıcı demek. Yani geriye dönüş, Resulluğun başlangıcı demek. Adem Aleyhisselam'da ulul azim, Resul peygamberlerden olduğundan, işte ağaçla Risalet sayısının aynı olması, iki hakikatin bir manayı ifade etmesinden. Biraz dolaşık mı oldu? He, dolaşık mı oldu? Şimdi şecer kelimesi mana itibariyle sayı 503'ü vermekte. Muhammedur Resulullah da 503'ü vermekte. O halde eşittir Risalet, eşittir şecer olmakta. Ve Risaletin başlangıcı, yani Resulluğun, peygamberin, peygamberliğin başlaması Adem Aleyhisselam'da başladığından şecerdeki manayı idrak etmek, Resulluğu idrak etmek olmakta. İşte herhangi birimizde bu hakikati idrak ettiğimizde kendimizdeki batini risaleti ortaya çıkarmak üzere, ortaya çıkarmaktayız ve onun yolu bize açılmış olmaktadır. Tabi mühürlü risalet değil, o geçti. Geçti derken batini risalet devam etmekte, mühürlü risalet geçti. Risalet kıyamete kadar devam edecek. Her varlık kendinin Resulüdür, bunu böyle bilelim. Genel değil tabi. Peki neyle bunu anlıyoruz? İstezüller şimdi herhalde. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفِزِكُمْ عَز۪يزٌ. Bak ne kadar müthiş bir ifade. Tefsirlere, meallere baktığımız zaman size içinizden bir peygamber geldi diye ifade edilir. Doğrudur. Efendi mertebesi itibariyle. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Arap camiasından olduğundan insan şekliyle insanlara geldi. Yani nefsinizden, sizin nefsinize benzer şekilde geldi. Doğrudur. Fiil itibariyle, efal mertebesi itibariyle. Ama mana itibariyle bakıldığında bak ne kadar şey. Nefsinizden size bir peygamber geldi. Dikkat edin. Kendi nefsinizden size geldi peygamber. Uzaktan ararsak peygamberi bulamayız. İşte şecer bizim de açtığımız zaman biz de bir şeceriz kollarımız. Sağımız rahmaniyet, solumuz nefsaniyet.
İşte bu ağaç, şecer, ayaklarınızla kademeyin. Yani ilahi kıdem, ilahi kader. Başınızda arş. Ya. İşte bu hakikatleri idrak ettiğimizde peygamberlik bize dışarıdan değil, yani risalet, rasulluk, rasul irsal etme, ulaştırma demek. İlahi bilgiler bize bizden ulaşmakta. Dışarıda bir şey yok zaten. Andolsun ki Cenab-ı Hak ahit vererek size içinizden bir rasul geldi. Peygamber de demiyor, nebi de demiyor, rasul geldi diyor. Rasul, rasul de nebi arasında fark var. Peygamber Farsça biliyorsunuz, Türkçesi de haberci manasını, peygamberin, Resulün haber, Türkçesi elçi manasını, haberci manasını. Anlaşılabiliyor mu? Nefsini bildir, nefsini bilir, Rabbini bildir. Bilir de değil ha, burada çıkıyor ortaya işte. O bazılarının hadis dediği, bazıları Hazreti Ali radıyallahu anh'ın sözü olduğunu söyledikleri, ikisi de aynıdır zaten onların, kimin sözü olursa olsun ondan birbirinden farklı değil. Nefsini bilen Rabbini bilir dediği, o ayetin diğer bir yorumu, içinizden size Rasul geldi. Hem de nasıl Rasul, o kadar müşfik, o kadar koruyucu sizi ki size sizden daha çok düşünün. Sayıları itibariyle tekrar o paragrafı okuyorum. Şecer ve kelime-i risalet 503 aynı değerlerdedir ki bu manayı tatmak, yani ağaçtan tattılar dedi ya, işte o mana, o ağacı tatmak gerçekten çok müthiş bir şey. Şimdi o tadışta gelecek vaktimiz olursa. Peygamber olduğundan, Adem Aleyhisselam da ilk peygamber olduğundan Allah'ın o mertebedeki Resulüdür. Zaten kendisi ulul azm peygamberlerden Resul'dür ve yeryüzüne iniş süreci içerisindedir. Yani bu hakikatler Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesiyle açığa çıkmaya başladı. Adem Aleyhisselam cennette kalsaydı her birerlerimiz cennette belki hiç olmayacaktık veya cennet haliyle olduğumuzu düşünelim. Manalar olarak kalacaktık sadece esma aleminde, vücut elbiselerimiz olmadığından fiziki bu alemi tadamamış, tanımamış olacaktık. İşte bir bakıma Adem Aleyhisselam'ın Havva Validenin o ağaç tadışı, beşeriyeti tadış başlangıcı olmakta. Aynı meyve dediği hayat. Biz de Adem Aleyhisselam gibi, biz de bir yasak bir yere yaklaşmamız lazım ki tekrar diyor, efendim, bakıp bir yasak işlememiz lazım. Yani kendi kimde? Kelime-i Risalet hakkında daha geniş bilgi, Kelime-i Deris isimli kitabımızın 136. sayfasında mevcuttur. Dileyen oraya bakar. Ayrıca 503 sayısının ortasındaki sıfırı kaldırırsak ortada neyse 53 kalır ki bu da Terzi Baba isimli kitabımızın sayıların bilinden bölümünde vardır. O sayfalara müracaat edilebilir. 53 sıfırı kaldır. 53 neyse orasını sayfayı kapatalım. Sonra zalimlerden olursunuz diyor. Yani şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Bu hususun daha önce Bakara suresindeki ilgili ayetinde kısaca izahı yapılmıştı. Daha önce Bakara suresi o 30-38 ayetleri arasında buraya kısaca bakmıştık. Zalimlerden olursunuz ne demek? Hatırlatmak için tekrar oraya bakılabilir. Yani o bilgiyi tazelemek için şimdi vaktimiz olmadığından tekrar orasını açmayalım. Bu kitap basıldığı zaman inşallah veya başka bir yolla oraya tekrar bakılabilir. O ağacın iki dalının neticesi zaten zulüm, zulmet karanlıktır. İki dalı da zulümdür zaten. Zulmet karanlıktır. Biri nefsaniyet zulmeti, diğeri ise uluhiyetin amaiyet karanlığı, sevadi azamdır. Yani iki dalı da karanlıktır onun. Ama biri nefsani manada, biri rahmani manada. Peygamberlerin bazılarına gösterilen şecer, ağaçlar bir mana bütünüdür. Adem ve Havva'ya men edilen ağaç, efal mertebesine iniş itibariyle yol göstermekte. Bakın bunlar hepsi birer yol gösteriyor. Efal mertebesine inmek için bir vesile, yol gösterici, bir mirengi, yani ölçü yeri. Musa Aleyhisselam'a gösterilen ağaç, esma mertebesi itibariyle yol göstermekte.
Muhammed Aleyhisselam'a ise Miraç'ta gösterilen sidre ağacı ise sıfat ve zat mertebesi itibariyle yol göstermektedir. Bu ağaçların hepsi ölçüdür. Hani şu reyit orada bir ağaç var, ondan işte 10 metre ileriye git, oralardır, ya sola dön gibilerde. Böylece yol göstericidir, göstermektedir diyebiliriz. Bu hususta daha geniş bilgi Mübarek Geceler kitabımızın Miraç bölümünde vardır. Yani sidre ağacının ne olduğu, nasıl bir şey olduğu. Sidre ağacından bahsedilirken bir sınır olarak bahsedilir. Halbuki literatürde yani günlük konuşmada, kullanımda tek ağaçtan sınır diye söz edilmez. Tek ağaçtan nokta diye söz edilir. Çünkü sınır olması için en az iki ağaç lazımdır. Araya ip çekildiği zaman orası sınır olur. Ama tek ağacın sınır olduğu görülmemiştir. Olamaz zaten. Ya böyle girer içeriye ya bu taraftan girer içeriye. Düz bir hat olmadığı için sınır olmaz. Ama sidre-i münteha, sidre de son diye ifade edilirken son sınır manası gibi ifade edilmekte. Tabii ki oradaki ağacın diğer manası bir başka türlü. Mübarek Geceler Miraç'ın Miraç bahsinin ikinci bölümünde bu ağaçtan bahsediliyor. Elinde o kitaptan olan kardeşlerimiz bakabilirler. Evet, devam ediyoruz ayet-i kerimeye, 20. ayet-i kerime. Sezbüle bismillahirrahmanirrahim. Fevesvese lehum şeytanu liyibdiye lehuma ma guriye anhuma min sevatihima ve kale ma nehekkümâ rabbükümâ en hezî şecerete illâ en tekûne melekeyni ev tekûne minel hâlidîn. Mealen 7'ye 20. Sonra şeytan ikisine de onların kendilerinden örtülmüş olan çirkin yerlerin onlara açıvermesi için vesvese vermeye başladı ve Rabbiniz sizi bu ağaçtan yasaklamadı. Ancak iki melek olacağınız veya ebedi kalıcılardan bulunacağınız için yasakladı dedi. Yani bu ağaçtan yemeğiniz eğer yerseniz iki melek olarak ebedi olarak cennette kalacaksınız dedi. Yani ağaçtan yerseniz melek olarak devamlı cennette kalacaksınız. Orada kalmayasınız diye size yaklaşmayın dedi diyor. İfadeyi tam tersine döndürerek onlara bozgunculuk yapmaya çalışıyor. Şeytan onlara vesvese vermeye başladı. Sessizce fısıldadı. Bu defa iblisten şeytan diye bahsedilmektedir. Bak buraya gelinceye kadar iblis ismiyle bahsediliyor. Burada şeytan diye bahsedildi. Daha önce şeytanın geçen akşam da geçtiydi. Diğer ayette şeytanın ne olduğunu görmüştük. Neydi şeytan? Şeytanın tantanalı olarak gözükmesi. Şeytan işte bakın maddeye dönüştüğü anda şeytan ismini almakta. Manadayken iblis. Yani iki şey birbirinden ayıramayan Adem'in aleyhisselamın gerçek toprak mı yoksa venafahtı mı olduğunu ayıramadığından onu toprak dedi sadece. Telbis oldu yani birbirine karıştırdı. Telbis birbirine benzeyen iki şeyin aslıyla kopyasını birbirinden ayıramamak demekmiş lügatta. Adem'i kopya zannetti. Asıl toprağına baktı, kopya zannetti. Asıl olduğunu bilemedi. O yüzden cin iken telbis oldu. Yani ismi iblis oldu. Cin idi, iblise döndü. Burada da insanları efel alime doğru yönlendirdiğinden, maddeye dönüştürdüğünden, maddedeki ismi şey, yani şeyiyete dönüştü. Eşya, şey, eşyanın cem'i. Yani şeyin cem'i eşya. Şimdi şurada diyelim bir radyo var, bu bir şey. Ama bunların hepsi şeyler Türkçesi, yani çoğulu eşya. Mübalağalı ismi, yani ileri faslalık ismi, çoğul ismi, eşya. İşte onun lügat manaları yapıldı da şimdi bu akşam, dün akşam olmayanlar vardır. Tekrar onu kısaca bildirmeye çalışıyorum. Tan da lügatta tantana, patırtı, gürültü, kargaşa manasına gelmekte. Şeytan, eşyanın tantanalı görünmesi demek. Yani şeyiyetten, yani eşyadan
tantanayla görünmesi şeytan. Kendisini gizleyerek eşyayı ön plana çıkararak şaşalandırması eşyayı. Bunun faaliyetleri, bunun en büyük bugün işte günümüzde daha evvelki senelerde de geleceğe doğru da artarak giden futbol maçları. Şeytanın tantanalı sesi, tasavvutu icraatı insanlara. Efendim ben Galatasaraylıyım. O mübarek olsun. Peki Galatasaray ne? Takım işte. Hangi takım? Her sene değişen bir takım. 50 sene, 100 sene aynı kimselerle var değil ki o. Veya bir bina gibi yerinde duran bir şey değil ki. Hep hayal. Bakın. Hepsi değişken. Müdürü de değişiyor, başkanı da değişiyor. O oyuncuları idare eden kimler, antrenörler de değişiyor. Hepsi değişiyor. Tantana işte bakın. İnsanlar birbirlerinin boğazına sarılıyor. Hayal, hayal peşinde. Ya bana ne Fenerbahçe kazanmış, kaybetmiş. Olan bir şey yok ki ortada. İyi gol attı. Ya ne oldu gol attı da ne oldu ya? Keramet mi kazandı, ne oldu? 2-3 kişi tekmeleştiler, onun ayağı kırıldı, onun başı patladı. Haydi o hastaneye, haydi o günden can kurtarana ver milyar dolarları. Hadi bakalım, 3-5 kişi zengin oldu, burada bütün millet, garipler birbirini boğazladı. İşte şeytanın en büyük aleti bunlar. Önden görünmesi işte bu. Önden gelirim de değil, bir tanesi bu cepheden geliyor. Neyse, şimdi bizim şeytanı kötülemek değil işimiz de. Anasını zaman geçmek lazım. İşte kim neyi, olmayan neyi tutuyorsa, zaten yok olandan yok, olandan yoktan yok çıkar. Yoku biz var olarak kabul ediyoruz, şeytanın en büyük vasfı bu. Hayal vermenin en büyük vasfı o. Duvarı yok, yoku var göstermek. Şimdi futbol takımı diye bir şey yok aslında. Hepsi kurgu ama varmış gibi gösteriyor ve bunu kabul ettiriyor. Var olan hakikati ise takım diye bir şeyin olmadığı hakikatin gerçeği. Onu yok gösteriyor, hayal olanı var gösteriyor. O kadar büyük sesi var, silahı var. İşte bundan kurtulmak için top oynamaya başlarken bile euzubillahi mineşşeytanirracim demek lazım ki şutu fazla vuracağın yerde daha yavaş o evuzu bırakacaksın seni. Tekmeyi daha yavaş at topa. Hadesinler bu bir işten anlamıyor. Futbol oynamıyor. Dışarı atsınlar sana da rahmet olsun. Şimdi ne güzel oynuyor dediler mi? Tamam senin işin bitti. Benim işim bitti. Biraz daha. Aa bak götürelim beni. Allah. Ayağa kalkıyor. Mehmet gol attı abi. Gol attı diyor. Ya attı da ne oldu ya? O kadar kişinin ne oldu biliyor musun? Ahmet gol attığında o kadar kişinin vebalini yüklendi. Ahmet dolarları aldı ama o kadar kişiyi peşine sürükledi o boş şeylerle o güzelim değerli dünya günlerini harcamasına sebep oldu. Ya o dolarların, paraların vebali var. Hak mı etti yani iki tane gol attı da? İmanı devriyor garip insanların. Bir ömür boyu bizim şu kadar 3 kuruş 5 kuruş para kazanalım diye. Elhamdülillah şikayet bağımında söylemiyorum. Ha, nelerle uğraşıyor? O atıyor 2 tane gol. Haftada işte 3 saat 5 saat koşuyor. Haydi gelsin arabalar, gelsin uçaklar. Hususi özel uçaklar. Oraya buraya son model arabalar, köşkler. Tamam olsun yani bir şey demiyoruz da. Hiçbir şey yerinde değil, onu anlatmak istiyorum. Yani kazanç olarak yerinde değil, oyun olarak yerinde değil, tamamen hayal ve vehim ve peşinden koşturuyor. Sen takım tutuyor musun? Biliyorum, sana söylemiyorum. Hocam, benim eşim futbolcu. Kaç. Şimdi fazla tabii üstüne gitmek gerekiyor. Ben çok abartılı olanları söylüyorum. Gerçekten de safiyane o hani sokak şeyleri olur, maçları olur, mahalle maçları olur. Hiçbir şey beklenilmez. Çocuk enerjisini ortaya dökmek için bunu kullanabilir. Şimdi İşte çevir kası yanmasın demeyin yani. Söyle zaten. İçeriden yetiştirmek miyim onu? Ha. İçeriden ya. Bu vatanın içinde yetiştirmek. Ha bir de o ayrı konu işte. O da çok büyük konu. Veriyoruz dolarları. Biz burada uğraşıyoruz. Alıyor. Gidiyor. Yok onlara diyorum. Şimdi kimse duymasın. Ben de kaleciydim yani.
orada bir kapsiyonu var ama şimdi köpeklerin geldiği oturttu. Hadi oynamak da burası gidiyor. Kaleci, tabi daha güzel oluyor. Şeytanları koruyor, uzaklığı yaşayalım. Tabi bu masum oyunlara, buna spor yüzünde, yani ihtiras haline girerse bu kötü. Yani o büyük bahislere girerse kötü. Yoksa bir futbol sahasında, yani şey, yeşil sahne diyorlar, halı sahada oynanır bir futbol, İhtiras olmadan belirli bir süre içerisinde kendi fiziki gelişimini sağlamak için bunlar lazım. Meslek yüzeyi ediniyoruz. Ha işte çok abartılıyor ve işler şeyinden çıkıyor, zıvanasından çıkıyor. Yani sınırından çıkıyor ve büyük kitlelerin ölümüne sebep oluyor. Ölümüne derken gaflete düşmesine sebep oluyor. Bu mesela. Ama diyeceğiz ki dünyanın hali bu. Kim çok oynarsa o üstün geliyor. Milletinin reklamı yapılıyor şu falan. Tabii bir sürü yan sözler müdafaa olarak söylenebilir. Bizim konumuz bütün onlar değil. Bizim konumuz kendi birey haklarımız olarak bize zarar verici şeylerden korunmamız lazım. Genel bu. Biz çünkü kimsenin ne bekçisiyiz. Halbuki kimsenin ne bekçisiyiz, ne amiriyiz, ne de demokrasi ülkesinde kimseye neden, niye, niçin yaptın diyecek halimiz yok. Selahiyetimiz de yok. Kendi çocuklarımıza bir şey diyemiyoruz da dışarısını. Ama işin aslı bu, onu belirtmek istiyoruz. Bileye kabul eder. Batılı olacağız işte, zaten hep öyle batılı olacağız diye batıp gidiyoruz. Batının işi mi? Batılmak zaten. İlerlemek gibi gözüken batma içinde biz bütün insanlık olarak. Neyse, biz yolumuza devam edelim, yine kasetler kazanıyor. Şimdi gelelim şeytana. Hani iblis diye o evvelce, yeryüzüne maddeleşmeye dönmeye başladığı zaman şeytiyet ismini alıyor. Şeyatin diye de bahsediyorlar ya çoğulu. Şeytan, bakın şimdi şın, ye, tı, elif, nun harflerinden meydana gelmektedir. Bunları toplarsak, Şın sayı değeri 13, şey derken Y 10, T 9, Elif 1, Nun 50. Elif'in ayrıca bir de 13 sayı değeri vardır, en büyük hepçet hesabı ile 13'tür sayı değeri, genelde biliniyor ama bilmeyenler için söyledim. 1 ve 13'ü bünyesinde toplamakta Elif. Elif de bütün Kur'an'ın, bütün harflerin ve rakamların, sayıların kaynağı Elif. Yani bir. Bütün bu sayılar, bu semboller hepsi Elif'ten ortaya çıkmak. Elif bunların başlığı. 300 artı 10 artı 9 artı 1 artı 50 370 değer sayısı olur. 3 ile 7'yi toplarsak 10, 1 olursa 0'ın arasını açarsak, yani 10 ile 1 ile 10 olan 1 ile 0'ın arasını açarsak bir elde kalır. Tekrar bir toplamla 3, 1, 9, hani 37 oldu ya burada. O 37'nin 3'ünü alıyoruz ve 10'dan kalan 1'i alıyoruz. Nerede? Ha, yukarıda. Tı 9'u ilave ediyoruz. Bunları toplayınca 13 ediyor. Diğer bir hesapla 1 ile 5'i topladığınızda 6 oluyor. Çıkan sayı değerleri görüldüğü gibi 10, 1, 13 ve 6 sayı değerleri çıkıyor şeytan hepset hesabından. 10 sayı değeri, 0, 1 sayı değeri, 13 sayı değeri ve 6 sayı değeridir. 6 şeytanın kabullenmediği imanın 6 şartıdır. Yani şimdi bu sayıların ne olduğuna bakıyoruz. 6, şeytanın kabullenmediği imanın 6 şartıdır. Yani şeytan bu imanı kabul etmedi ya. Kabul edenler için de imanın şartı 6. İşte iblisin iman etmediği halde, yani kabul etmediği halde sayı değerlerinin içinde 6 var. İster kabul etsin, ister kabul etmesin. İçinde var bu. Yani Cenab-ı Hak yüklemiş ona bu imanın şartlarını. Eder etmez.
13 bilindiği gibi hakikati Ahmediyettir ve şeytanın dahi bağlı olduğu yer orasıdır. Bakın şeytan dahi 13'e bağlı. Bir, tevhid-i hakiki hakkın birliğidir. Onun ikiye ayrıldığı zaman sıfırı, alemin ve şeytanın aslında yok olan hayalidir. Sıfır. Biz onu var gibi görüyoruz. On ise, toplu olarak on ise iyiseviyet mertebesidir ki bugünkü haliyle çoğunlukla şeytanın tantanasını ortaya çıkarmaktadırlar. Hristiyanlık alim. Yani iyiseviyet mertebesinin sayısal değer karşılığı 10'dur. Şeytanın sayısal değerleri içerisinde de 10 bulunmakta, bugünkü haliyle çoğunlukla şeytanın tantanasını ortaya çıkarmaktadırlar. Yani şeytanın tantanası Hristiyanlıktan bize gelmekte. Her türlü oyunu onlar icat edip bize idare etmektedir. Her türlü televizyon kırdılı döktülü hareketli filmleri onlar bize ithal etmektedirler. İşte ne kadar hareket varsa şeytan o kadar hareketli orada. O hareket olduğundan da bize sevgili gibi geliyor. Yani hayalimizi arttırıyor. Hani bilmem Harry Potter, tıtır putır bir şeyler var. Potter Potter. Bunlar hep hayali şeyler. Bakın batıdan bize ithal ediliyor. İşte batıdan şeytan tantanayla bize geliyor. Bir reklam yapıyorlar görüyorsunuz. Harry Potter diye bir şey yok ortada. Olmadı, olmayacak da. Ama hayal hepsi. İşte şeytanın tantanayla bize ulaştırılması. Batının en büyük marifeti, bakın, nefs-i emmareye hitap etmektedir. Batının müşterisi nefs-i emmare, insanlarda olan nefs-i emmareye, orasını uyarmakta, orasını harekete geçirmekte, nefs-i emmarede de sahip olma gücü, kuvveti var, arzusu var. Onu alayım, bunu alayım, şuna sahip, buna sahip olayım. Her birerlerimiz evimize baksak, eskiden olmayan şeyler, ne kadar fazla şeyler evimizde oluyorum, eşyadan oturacak yer kalmadı öyle. Kankaraya, ya taraflarımıza baksak, 10 sene, 20 sene hiç elbise almasak, 10 sene yine tertemiz giyinebilecek halde olduğumuzu görürüz. Ama bu iktisadi dönemdir, bunları da almak lazım. Tabii fabrikalar çalışıyorlar, onlar da ekmek parası kazanıyorlar. O da ayrı konu. Yani her tarafıyla meseleye bakmak lazım. Gayemiz daha dikkatli olalım. Bazen öyle bir şey var, hiç ihtiyacımız yokken bir tantana yapıyorlar bize. Her bir reklam kampanya görüp bir daha bulamazsın. İşte bu imkanı kullan, bakıyorsun hiç ihtiyaç yokken ha. Kolay da. Kasketi vermiş orada. Bir ya bedava aldık onu. Eve geliyoruz sonra vur kafayı. Şey geldi. Ödeme günleri geldiği zaman. İşte bunlar hep şeytanın tantanaları. Yani nefs-i emmareyi harekete geçirme kolaylıkları bunlar. Ama yerinde kullanıldığında çok güzel. Gerçekten o bankı kartları çaresiz kaldığınız yerde ne yapıyor size? Hemen yardımcı oluyor. Ama ihtiyacı kadar. 5 kuruş işte 5 kuruş. 6 kuruş oldu mu tamam. Yardım. Allah cümlemize kolaylıklar versin. İnşallah güzel bir dünya hayatı yaşamamızı nasip etsin. Ve bu güzel dünyayı güzel olarak Hakk'a, Rabbimize, Peygamberimize yaraşır bir şekilde yaşamamızın